tabii abim kapıda. Değil mi? Seni bekliyor. Nasıl girdin sen gizli gizli içeri abim? Bağırma kız, bağırma. Abim! Bağırma. Abla? Efendim abla? Abla sen mi bağırdın? Yok. Sana öyle gelmiş kız. Hı. Neyse sen şimdi boş ver de git salona efe mefe gelir kavga çıkar. Allah muhafaza kaçırırsın ablam. Ha ben gidiyorum. Sevseydin içeride olduğumu hiç bağırmana gerek kalmazdı. Yok ya. Derdim seni yakalatmak değil de özlemişim ben böyle. Senin komiser hallerini, abimden kaçtığımız zamanları. Böyle evlenince bir tadı kaçtı. Ya sıkıldım diyorsun yani. Heyecan arıyorum diyorsun. Anladım. O zaman biz şey yapalım. Boşanalım biz. Evlilikten bir anladık boşanacağız bir daha. Ya sen sıkılmış falan olabilir misin? Hı? Ya bırak bu işleri ya. Ne bırak bu işleri ya? Evlendiğimizden beri abimlesin. Hatta sen benimle abime daha yakın olmak için evlenmiş olabilir misin? Gülme. Gülme Efe. Tamam gülmüyorum. Devam et. Etmiyorum. Haklısın. Ben haklıyım. Ya Leyla'cığım hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi bizim ilişkimizde ya? Ben haklı olabilir miyim hiç? Mümkünmüş işte. Haklısın. Boşanalım. Boşanalım olur. Olur. Olur tabii ne olacak? Ya... Ben özlerim ama yine seni. Sen de beni özlersin sonra. Diyemezsin gerçi sen de. Ama ben ikna ederim seni. Neye? Benim seni özleyeceğime. Seni sevdiğime. Seni hep seveceğime. Bana kızmaman gerektiğine. Sana kızmamam gerektiğine derken... Sen bir şey mi ediyorsun sanki? Kızma. Tamam. Söz döneceğim sana. Nereden döneceksin? Genel anlamda yani. Nereye gidersem gideyim. Sana hep döneceğim. Söz. Ben aslında buraya konuşmaya gelmiştim ama... Sanki başka fikirlerim de var aklımda. Söyle Halide. Abla vardın mı? Konuştun mu eniştemle? Çok merak ettim. Halide kapat. Vallahi telefonu fırlatacağım bir yere. Kapat. Merhaba. Ziyaret için gelmiştim. Efe Tekin. Kimliğiniz lütfen. Efe Tekin. Ziyaretçim var. Ziyaretçi mi? Yaklaşma. Otur. Kızdınız. Tahmin edemeyeceğin kadar. Sana bir söz vermiştim hatırlıyorsan. Bu işi bitireceğim diye. Mükemmel bir yol bulmuşsun. Ne yapsaydın? Hı? Halimi görmüyor musun Leyla? Zaten meslekten atılmışım. Çamura battıkça batmışım. Şimdi değiştirmediğim bir suçtan sağlık alayım.
Yani herifin çıkmasını bekleyebilecek olsam ya da o içerideyken size zarar gelmeyeceğini bilsem ya da çıktığında yakalayabileceğinden emin olsam sence bu duruma düşürür müyüm kendimi? Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünür yani. Düşündüm. Düşündüm. Ama bana tek kelime etmeyi bile akıl edemedin. Engel olmaya çalışacaktın. Neden? Biliyorum çünkü seni, tanıyorum. Yok yok Efe, gerçekten neden? Hı? Tam düşünüyorum işte. Ben sana söyleyeyim neden. Engel olurum Efe, çünkü ben de sevdiklerimi korurum. Engel olurum Efe. Çünkü buradan sağ çıkamama ihtimalim var. Üstelik sadece sen de değil abim de. Engel olurdum Efe. Çünkü o kılıcı yakalasanız bile yakalanma ihtimaliniz var. Yakalanınca da bir ömür boyu burada kalma ihtimaliniz var. Yani Efe sen bana bilerek söylemedin. Çünkü gayet iyi biliyorsun. Sensiz yaşamaktansa kafamın üstünde mermiler uçmasına razıyım ben. Dokunma. Bitmedi daha lafım. Sen bensiz bir ömür boyu yaşamayı göze almışsın. Eyvallah. Ama daha kötüsü ne biliyor musun? Benim sensiz yaşayabileceğime inanmışsın Efe. Yapma, yapma ya. Bırak. Bırakma. Bırak Efe, bırak. Bırak. Efe sen beni hep bıraktın ki. Sen beni hep bıraktın. Sen her elimi tuttuğunda bıraktın. Bana her sarıldığında beni bıraktın Efe. Ama ben seni anladım. Yemin ederim ben seni her seferinde bir şekilde anladım. Dedim ki bu adam böyle dedim ya. Bu adam böyle böyle kabul et. Seviyor ama korkuyor dedim. Seviyor ama bizi korumak için bunu yapmak zorunda dedim. Yemin ederim sana seni her seferinde bir şekilde anladım. Ben seni anladım ama o anlayamaz. Sen hamile. Ben seni anladım Efe ama bir çocuk bunu anlayamaz. Ben de yaşadım çünkü aynısını. Ben babamla aynı evin içinde onsuz yaşadım. 25 yılımı aldı 25. Onu affetmek 25 yılımı aldı. Bak, bak nasıl bir insana dönüştüm. Hırçın, güvensiz, saldırgan. En kötüsü de mutsuz. Bak seni tanıyana kadar. Seni sevene kadar. Ama ben çocuğuma bunu yapamam Efe. Ben çocuğumu babasız büyütemem. Çünkü o anlamaz. Baban seni sevdiği için, seni korumak için yaptı bunları desem anlamaz. Sen de gayet iyi biliyorsun değil mi? Ne demek istediğimi sen de gayet iyi biliyorsun. Çünkü sen de aynı evin içinde babasız yaşadın. O yüzden sevinmedin bile. Korktun çünkü. Baba olmaktan korktun çünkü. Çünkü baba olmak demek her zaman ailenin yanında olmak demek. Ki sen söz veremezsin. Baba olmak demek, sevgini göstermek demek. Sen de bunu pek beceremezsin. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben gayet iyi biliyorum Efe. Ben gayet iyi biliyorum. Ben buraya gelmeden önce de biliyordum zaten. Sırf Halide istedi diye geldim.
Yoksa inan ruhum bile duymadan ben bu işi hallederdim. Ama iyi oldu, vicdanım rahatladı. Sayende tekrardan emin oldum bu çocuğu doğurmamanın en doğru karar oldu. Leyla. Söyle. Sen haklıydın Efe. Bak. Bizden olmaz. Olmuyor. Sen haklıydın. Ben çok zorladım. Özür dilerim. Leyla, çok seviyorum seni. Bırak artık, bırak. Seni çok seviyorum. Çok seveceğim seni. Seni çok seviyorum. Sana bu çocuğa da hep bakacağım, tamam mı? Senin bu çocuğu da yalnız bırakmayacağım hiçbir zaman, tamam mı? İkinizi de hiç bırakmayacağım. İkinizi de çok seviyorum. Söz bırakmayacağım sizi. Hiç bırakmayacağım. Söz bu. Aman ne olur bu çocuk bize benzemesin ya. Ne? Sünnetçi geldi. Ha? Hadi bakalım süpermen. Hazırsan? Şunu hazırla. Ateş! Ateş, gelir misin buraya? Ateş! Vay vay vay. Ateş Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız yalan yok. Sen oraya çok yakıştın yani. Böyle bir hava kattı sana. Ona Ateş Bey karar verecek canım. Ne diyorsun? Benzemiş mi korsan gemisine? Korsan güzel de. Güzel de ne? Bir şey mi eksik? At yok. Oğlum atı bulamadım ya. Ateşi zor iş. Yani izin lazım onun için. 5 yaşındaki çocuk izinden anlar ya. Sen ona mevzuat anlat hatta hayatım. Sen aramızdaki ilişkiye karışmaz mısın canım? Onun dışında bir eksik yok ama değil mi? Güzel yani. Bayağı korsan gemisi yani değil mi? Tamam ama. Ama ne? Babam. Babam yok. Baban olmaz olur mu baban? Babam burada. He? He? Aslan oğlum benim. Şuna bak maşallah sana maşallah. Oo. Nasıl at? Çok güzel babam, çok güzel. Canım benim. Sen de binersin. He? Bir tur at. Var ya böyle gavur memleketlerde biniyorlar polisler atlara. He? Sağ ol Allah, sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol Allah'ım. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. He, yamyamlar geldi. Başladı yine bu çizgi elektronu. Al götür. Al bakalım. Ya Allah ver öpeyim abi. Yok. Abi. Öpme. Abi. Öpmek yok. Abi. Ya kalk ayağa. Allah Allah. Dik dur. Aynen. Çok güzel. Hadi git. Al bak şimdi. Aslanım benim. Ay koçlara bak sen ya. Yo yo yo. Geç geç geç. Ay gülüm benim. Çok güzel. Öpme öpme. Devam. Allah Allah. Bak sen şuna ya. Ulan sen de adam oldun vallahi. Aha benimki geldi. Ne haber gençler? Oo, müdürüm. Hoş geldiniz müdürüm. Sen de al. Al bakalım. Kolay gelsin amirim. Tanışıyoruz galiba. Tanışsaydık unutmazdınız.
Nasıl? Düğüne mi geldiniz diyorum. Yok, bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Nasıl yapsak ya? Birlikte mi gitsek? Baksanıza bunlar nasıl insanlar belli değil. Siz de polissiniz malum. Yanımda gelsiniz. Malum çocuk da var kucağımda. Evet, güzel çocukmuş. Bakayım şu prensese bir. Gel bakalım Bahar Hanım. Maşallah, size de biraz benziyor sanki yanaklar falan. Gözleri de sizi andırıyor sanki ha? Sanki. Hadi. Aha! Leyla'm gelmiş, Bahar'ım gelmiş. İşte düğün şimdi başladı. Buyurun. Ablam! Nerede kaldın? Dayım seni bekliyor oynamak için. Leyla'm olmadan oynamam. İyi. Ne yapayım bari, oynayayım. Hadi kız. Alkış! Gel, gel. Çok tanıdık. Alama, uzağa götürme. Bu kalabalık onun ailesi. Sen de bize benzedin. Gördük az önce kim kime daha çok benzemiş. Ne alakası var? Orada mevzu şey. Hani ben kimsenin önünde eğilmiyorsam
Kimse de benim önümde eğilmesin. Ulan vallahi sürdü ama senden de oldu.